Ajans Spor. Getson Fernandes'in hareketi sonrası Kande Ayas oyuna devam edemedi. Ajans Spor Haber. Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Getson Fernandes'in hareketi gündem oldu. Sarı Kırmızılı takımda Getson Fernandes, 38. dakikada Daniel Cantiasa yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Halis Özkahya'nın bu harekete sarı kart vermesi sonrası bu karar sosyal medyada gündem oldu. Karar kırmızı olmalıydı. Eski hakem ve TV yüz yorumcusu Deniz Ateş Bitnil sosyal medya hesabından, Getson Fernandes'in rakibe yapmış olduğu müdahale kırmızı kart olmalıydı. Rakibin sağlığını tehlikeye sokacak bir müdahale, ifadelerini kullandı. Bazı taraftarlar ise şu ifadeleri kullandı. Gençler Birliği oyuncusunun ayak bileği kırılmadığı için Gelson Fernandes'e sarı kart verildi. Gelson Fernandes tabanla direkt bileğe vurdu. Tartışmasız kırmızı kart fakat forma rengi sebebiyle sarı ile geçiştirildi. Kande Ayas oyuna devam edemedi. Öte yandan başkent ekibinde Kande Ayas bu pozisyon sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli futbolcunun yerine 45. dakikada Giovanni Cio oyuna girdi. Hastaneye götürüldü. Ayrıca yayıncı kuruluştan yapın açıklamaya göre Can hastaneye götürüldüğü belirtildi. A Spor. Gençler Birliği Galatasaray maçı. Süper Lig'in 39. haftasında Gençler Birliği Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gençler Birliği Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig'in 39. haftasında Gençler Birliği ile Galatasaray, Eryaman Stadyumunda kozlarını paylaşıyor. Gençler Birliği Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com, trde. Gençler Birliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gençler Birliği Galatasaray maçı Beyin Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı Gençler Birliği Galatasaray maçı 11'leri. Gençler Birliği, Nordfeld, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızılda, Angelo, Soner Dikmen, Piris, Sefa Yılmaz, Kandeayas, Stanku, Sandro Lima. Galatasaray, Muslera, Şener, Dong, Markao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gelson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı 98. randevu. Gençler Birliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken Kırmızı Siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı 5 maçtır yenilmiyor. Galatasaray Lig'de son olarak Hatay Spor'a mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u Sporu evinde 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar. 6 Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı. 12 Gedson Fernandes'in şutu Nordfedit kaldı. 21 Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu out'a çıkıyor. 29 Emre Akbaba'nın ayak içiyle köşeye gönderdiği top, az farklı out'a çıktı. 38 Galatasaray'da Gelson Fernandes, sarı kart gördü. 44 gol. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı. 49 Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda ikinci gole yaklaştı. Kaleci Nordfeld, son anda çıkardı. 53 gol. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun indirdiği topta Emre Akbaba topu filelere gönderdi. Beyin Sports. Fatih Terim'den 3 değişiklik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında Deplasman'da Gençler Birliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadında oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konya Spor Karşılaşması'nın kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı Kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Ryan Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da eksikler. Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı Kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornbafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi. Galatasaray'da sakatlığı geçen Dindir Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı. Gençler Birliği'nde tek değişiklik. Gençler Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatay'a spora 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sion'un yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü. SporX. Galatasaray, Ankara'dan umutlu dönüyor. Süper Lig'in 39. haftasında Gençler Birliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı. Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki Santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı. Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençler Birliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. 39. hafta puan durumu. 81 puan Beşiktaş. 75 puan Galatasaray. 73 puan Fenerbahçe Yıldız. Yıldız Beşiktaş ve Galatasaray'ın 37, Fenerbahçe'nin ise 36 maçı bulunmaktadır. Fatih Terim'den 3 değişiklik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençler Birliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadında oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konya Spor Karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı Kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı. Gençler Birliği'nde tek değişiklik. Gençler Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatay'a spora 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sion'un yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü. Galatasaray'da eksikler. Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Yedlin 4 maç sonra kadroda. Galatasaray'da sakatlığı geçen Dindir Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı. Galatasaray, oyunu kontrol ederek başladı. Galatasaray, mücadelenin başlamasıyla birlikte topa sahip oldu. Kısa paslarla oyuna hakim olan Galatasaray'a karşı Gençler Birliği ise çok oyuncuyla savunmaya çekildi. Stanku, Sefa ve Kandayas ile hızlı hücum fırsatları arayan Gençler Birliği'ne karşı sarı kırmızılı savunmacılar organize bir hata izin vermedi. %75 topla oynama. Mücadelenin ilk 30 dakikasında %75 topla oynama oranı yakalayan Galatasaray, kalabalık gençler birliği savunması karşısında bu üstünlüğünü pozisyonlara dönüştüremedi. Gençler Birliği'nin merkezi kapatmasıyla birlikte kanatlardan ortalarla gol arayan Galatasaray, bu girişimlerde de Diego ve Arda Kızıldağ'a takıldı. Gençler Birliği, kırmızı kart bekledi. Gençler Birliği cephesi, Getson'un Daniel Cantiasa yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonda sarı kartını gösterdi. Vardan da kırmızı uyarısı gelmeyince oyun, Gençler Birliği serbest vuruşuyla devam etti. Faul sonrası omzunun üstüne düşen Kandayas, iki kez kenara geldi ve 45. dakikada yerini Jovan Nesio'ya bıraktı. Halil Dervişoğlu'ndan klas gol. Galatasaray, oyun sıkışmışken ve tempo düşmüşken Halil Dervişoğlu'nun bireysel becerisiyle golü buldu. 44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun, rakiplerini ekarte ederek ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda top Nordfeld'in solundan köşede ağlarla buluştu. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Emre Akbaba, şık vuruşla 2-0 yaptı. Galatasaray, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü alarak başladı. Geride olan Gençler Birliği ise yine savunmada kalıp kontrataklarla gol aradı oyunu tamamen kontrolü altına alan Galatasaray, 53. dakikada Emre Akbaba'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Donkun defanstan gönderdiği uzun pası Halil Dervişoğlu indirdi. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın daha top yere inmeden ceza alanında sol çaprazdan ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Nordfeld'in yanından ağlarla buluştu. Özcan Bizeşd'in oyuna müdahale. Galatasaray, 2-0'dan sonra da kısa paslarla oyunun kontrolünü aldı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, oyuna ikinci kez müdahale etti ve Soner'in yerine Murat Yıldırım, Halil İbrahim'in yerine Pierre Vespolomat oyuna dahil oldu. Gençler Birliği daha atak oynamaya çalıştı ancak orta sahada organize olmakta güçlük yaşadı. Orta sahada sık sık top kayıpları yapan Gençler Birliği'ne karşı Galatasaray hızlı hücumlarla etkili olmaya başladı. Emre Akbaba'nın golü vardan döndü. Galatasaray, 65. dakikada fileleri 3. kez havalandırdı. Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan var kontrolü sonrasında hakem Halis Özkahya, elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Galatasaray teknik direkötür Fatih Terim, 73. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı. Ömer Bayram yerine Marcelo Saraççı, Getson Fernandes yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu. 77'de ise Halil'in yerine Falco, Babel'in yerine ise Arda Turan girdi. Son olarak 84. dakikada Emre Akbaba yerine Mustafa Muhammed şans buldu. Galatasaray, iddiasını sürdürdü. Galatasaray, son 15 dakikalık bölümde kontrataklarla gol fırsatları yakaladı. Gençler Birliği ise bir gol bulmak için daha fazla risk alarak oynamaya başlasa da sık sık pas hatalarıyla aradığı pozisyonları bulamadı. Galatasaray, başkent Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Maçtan dakikalar ilk yarı. 12. dakikada Babel yapılan faulde topun başına Gelson Fernandes geçti. Gelson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeld, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı. 21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından avuta gitti. 44. dakikada sarı kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldtin solundan ağlarla buluştu, 0-1. genç futbolcu Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. İkinci yarıdan detaylar birazdan.